En saçma soru, kaç tane annem var? Allah yok diyorlar. O zaman saçma geliyor bana. Görüyor beni ama geldi mi diye soruyor yani. Size kaç santim falan filan böyle şeyler. Yürüyoruz. Yürüdüğümüzü görüyor, ne yapıyorsun? Yürüyoruz işte. Neden soruyorsun ki? Türkiye gelişmiş bir ülke mi? Güzel bir ülke mi? Kültürlü bir ülke mi? Bana çok saçma geliyor ya. Bugüne kadar duyduğum en saçma soru, saçlarım falan sarı ya benim. Vücudumun farklı bölgelerindeki kılların da sarı olup olmadığını sormuşlardı. Ya ben şimdi mesela eve gidiyorum. Annem beni görüyor. Geldin mi oğlum diyor. Yani bu bence. Geldin mi? Görüyor beni ama geldin mi diye soruyor yani. Kapıyı çaldığımda sen mi geldin sorusu. Annemle babam ayrı demişti. Beraber yaşamıyorlar mı? Nasıl yani falan demişti. Allah yok diyorlar. O zaman saçma geliyor bana. Çünkü bir yaradan var, bir düzenek var. Ama işte inanmıyorum. Bizi yaradan yok gibi böyle şeyler düşündükler zaman. Ya işte kaç santim falan filan böyle şeyler. Hani denilmeyecek şeyler. Ayıp şeyler. En saçma soru, kaç tane annem var? Kim sordu bunu? İşte saçma bir insan sordu ya. Bir annem var, bir babam var, bir abim var, bir ablam var, bir de ben varım. Birbirimize yetiyoruz yani. Bunu soran da zaten gerizekalının tekiydi galiba. Mezarda eğer nenemle beraberse tamam, o zaman başka. Eğer öbür tarafta sevgili yaptıysa onu bilemem. Yani mesela kaç tane dövmem var dediler. Bir tane dövmem var diyorum, daha yaptırmayı düşünüyor musun dedi. Yani bu zevk iştir yani dövme. Bir tane dövme yaptırdım, daha ne yapacaksın yani? Tamam, dövme bazı zamanlar bağımlılık yapan bir şey de. Ben bir tane yaptırdım, anlamlı yaptırdım. Daha da yaptırmak istemiyorum yani. Yani sana ne yani bundan yani? Neye karışıyorsun ki? Soğanlı soğansız menemen oldu. Ben ağır soğancıyım yani. İnsanlar sevmiyor. Ha ben ağır soğancıyım evet. Soğana bayılırım ben. İnsanlar neden anlamıyor bilmiyorum. Şeydi herhalde, prezervatif aldın mı diye bir soru gelmişti bana. Çok saçma geldi ama bilmiyorum. Ayağımda alçı olduğunu görmelerine rağmen hangi ayağımı kırdığımı sormuşlardı mesela. Ya okulda olarak sınavın nasıl geçti falan, en saçma sorulardan biri bu bence. Bir de nasılsın diye, iyiyim desem olmayacak yani kötü olduğum halde. Kötü desem ona neden derler, onu da anlatıyorum. Bir de o soru. Doğulu musunuz diye, şivemden dolayı. Ama ben Yugoslav göçmeniyim yani. Herhalde şey fazla bastırıyorum, kelimelerin üstüne vurguluyorum. Ne yaptığımızı bildiği halde ne yapıyorsun demesi mesela. Yürüyoruz, yürüdüğümüzü görüyor, ne yapıyorsun? Yürüyoruz işte, neden soruyorsun ki? Bir de uyudun mu diye mesaj atıyorlar ya. Uyumuşsam zaten nasıl mesajına cevap vereyim ki? En saçma soru. Türkiye gelişmiş bir ülke mi? Güzel bir ülke mi? Kültürlü bir ülke mi? Bana çok saçma geliyor ya. Türkiye'nin Suriye'den ayrılan özelliği söyler misiniz? Ben size bir soru sorayım. Eskişehir, Tunceli, İzmir hariç Türkiye'nin herhangi bir özelliği var mı? Üstelik dün bir tartışma yaşadım arkadaşlarımla birlikte. Türkiye diyor, örnek veriyorum, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerde ne farkı var? Biz bunu tartıştık. Ve Irak'tan Suriye'den bir farkı var mı? Bana onu söyler misiniz? Çıkın şu Doktorlar Caddesi'nden biraz, şehir merkezinden biraz dışarı çıkın, 5 kilometre ileri gidin. Suriye'den hiçbir farkı yok Eskişehir'de. Eskişehir'de dahil. Tatlı giyen bir bayan hani fahişe ilan ediliyor Eskişehir gibi bir yerde üstü. Ya düşünün ya. Türkiye'nin Suriye'den, ben dün inanamadım yani. Arkadaşım böyle bir saçma soru sordu ki bana. Hayatımda 38 yaşında ilk defa böyle bir saçma soruyla karşılaştım. Türkiye'ye Suriyeliler yakışmıyor. Yakışıyor mu? Bana bu sordu soru. Türkiye'nin Suriye'den ayıran ne özelliği var? Ya Maraş olayları ortada, Sivas olayları ortada. 15 Temmuz darbesi ortada. Gidin Konya'ya, Erzurum'a ver, Erzurum'a. Afganistan'a bağlısı var. Adım Emekli Aslan. İnternette de koyun bunu. Yok ben gidiyorum. Acelem var. Çok yorgunum. Dur hatırlayacağım bir dakika. Hatta İstanbul'da da şey yapmışlar bunu. Sormuşlardı. Yer çekimi kanunun bakanlar kurulunca kaldırılması onaylandı demişti. Ve herkes ne demişti? Güzel bir fikir demişti. Böyle saçma bir soru olur mu? Şey Teoman'ı izleyerek uyumak herhalde ya. O kadar para verdik uyuduk. Geçen gün barda gömleğimi çıkartıp salladım bir partide. Soğuk suya girmek. Amuda kalkıp kusmak. Sokağa işemiştim. Halay çekmek. Gecenin ikisinde arkadaşın anahtarı var sanıp evine kadar gidip geri dönmek. Ben parmağımın üzerinde uyumuştum.